amca. Günaydın. Günaydın. Ne bekliyorsunuz? Annemi. O mu gitti alışverişe? Hı. Babanız uyuyor mu hala? Yatıyor Sabri Bey amca. Hı, tabii. Gene gitti pilav satmaya. Soracağım hesabını. Ondan değil Sabri Bey amca. Alarm için müracaatta nöbet tutmuş sabaha kadar. Hadi, hadi uydurmasın. Ne nöbeti? Sahtekar. Ciğerini bilirim ben onu. Canımızı çıkartıyoruz. Ne o tatbikat yapılacakmış. Alarm verecek diye gitti ta Tahtakale'nin oralardan bir canavar düdüğü buldu. Ne o yenge? Ama ne bileyim ayol göstermiyor ki görmedik. Manyak yani tam manyak çattık. Cafer! Ne uykusuymuş bu böyle? Cafer! Zıbardı zıbara sıcak. Kızım şuna seslen camdan. Baba! Baba kalk Sabri Bey amca çağırıyor. Ay yetti be sır. Ne oluyor? Alarm mı denildi? Ay başlayacağım alarmını da tatbikatına da. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Ne ayı konuşmada? Oha oha! Önce ağzını kapat. Esneme öyle üstüme üstüme. Ne yapalım? Uykumuzu alamadık. Sizin gibi böyle ayağımızı uzatıp da yatmıyoruz ya. Aman be! Düşman mı gelecek, bombalayacak mı? Ne yapacaksa yapsa da kurtulsak bir an önce. Bana bak, terbiyeni takın. Laf isteme benden şimdi çocukların yanında. Aman söyle söyle. Onlar biliyorlar senin ne olduğunu. Ne dedin ne? Ne oluyor burada be? Niye kalktın? Ya baksana şuna ya. Sabahtan beri zır 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 uyutmuyor insanı. Hasta eder insanı be. Sensin hasta. Aa ne oluyor Sabri Bey? Herkesin de bir sabrı var yani. Ne istiyorsun fukaradan? Ekmek gazeteyse derdi. Aha buyur. Cafer, nerede bizim biralar? Unuttun mu yoksa? Aldım aldım burada. Senin uyanmadan koy sepete. Zaten savaş haberleri seyretmekten stres içindeyim. Babacım, hava hücumu, alarm. Ne diyor o yaramaz? Alarm diyor Ayşel, alarm. Öğretmenim, canım benim. Sen de bizim canımızsın maşuk. Bırakacağım bu Şükür. Çekilmiyor bu yaştan sonra. Aa çocuk değiliz biz be. Aman delirme artık Cafer. Tamam söyleyeceğini söyledin. İyi günler. İyi günler buyurun. İyi günler Cafer. Hayrola? Ne oldu yine? Sorma hocam ya. Bu deliyle uğraşıyor. Yok zırpırt alarm, tatbikat. Kalorifer dairesini boşalttık. Sandalye mandalya koyduk. Sözde sığınak yaptık. Belli mi günü ne zaman verilecekmiş hala? Ay yok canım kendisinden başka hiç kimsenin bir şey bildiği yok ki bize de bir şey söylemiyor. Efendim ansızın verilmiş alarm. Herkes hazırlıklı olacakmış. Sabaha kadar şu tahtanın üstünde uyuttu beni kitapsız. Ama bu kadarı fazla. Böyle bir şey yapmaya hakkı yok ki Cafer. Çatlak hocam çatlak. Çatlak babacığım çatlak. Bana bak eşek. Arkandan öyle ileri geri konuşamazsın. Tepeme attırma yuttururum o lafları sana. Ha. Hadi yuttun bakayım gel kolayca gel. Cafer sakin ol. Sabri Bey biz kendi aramızda konuşuyorduk. Size bir şey diyen yok. Hadi efendim hadi müdafaa etmeyin o serseriyi bana. Kulaklarımda duydu. Duyuyorsunuz değil mi? Her gün böyle. Sabahtan akşama kadar bize hakaret. Eşek, salak, serseri. Çok ayıp ama Sabri Bey. İnsanlara bu şekilde hakaret edemezsiniz. O bana çatlak kitapsız falan derken hakaret olmuyor mu hanımefendiciğim? Dedim be dedim. Oh canıma değsin dedim. Çatlak dedim. Dur gel hadi idama mı götüreceksin beni ha? Çatlak babacığım çatlak çatlak. Hah o da söyledi işte duydun mu? Söyle oğlum söyle. Çatlak de çatlak, çatlak de söyle. Çatlak babacığım. Ah anne. Anneciğim. Oğlum niye açtın bunun sesini bu kadar? Çok güzel ama anne. Güzel de oğlum kız ama. Bu da böyle dinledim. Anneciğim. Hı-hı. Nasılsın bugün? Bak baban da kızacak. Baban da sen de müzik düşmanısınız. Bırak şimdi bunun sesiyle uğraşmayı da bana Zeynep'i sor. Biliyorum maşallah kurnular gibiymişsiniz. Öyleyiz anneciğim aman tahtaya. Bugünlerde savaşmış, bombardımanmış, dünya umurunda değil. Gözüm ondan başkasını görmüyor. Bu ne aşk? Bildiğin gibi değil. Yumurta mı yapıyorsun? Yumurta, rafada yemez misin? Hı, bayılırım. Anladık al keyfin yerinde ama bu kadar da açılmaz ki böyle avaz avaz. Yemedim mi? Dünyada savaş var. Biliyorum babacığım biliyorum. Günaydın. Sen tıraş mı oldun? Hı. Ne yapmışsın oğlum öyle sen? Nedir o banyonun hali? Ne yapmış? Biz yapsak döversin vallahi. Her taraf su içinde, yerler, ayna. Oğlum aşk olsun biraz dikkat etsene. O musluk devamlı açık. Bedava tabii bedava. Cafer geldi. Ben bakarım.
Zeynep'ten başka kimseyi gözü görmüyor Şükrücük. Çok... Aman aman bırak öyle olsun. Günaydın. Günaydın kızım. Kaybolan tenasızı bir şey mi olur? Barış'ın ateşe çıktı baba. Yapma be. Eyvah. Çok mu? 38,5. Söyledim ama kızım dinlemedi. Dün çıplak gezdiriyordun çocuğu. Ay şimdi de biz kabahatli olduk. Biraz anne sözü dinleyin kızım. Ne olacak şimdi? Ya bırak şimdi kavganın sırası mı? Ali yumurtaya bak çay hazır. Hadi. Ali anneden bize hayır yok. Barış ikimizin de pabucunu dama attı. Evet baba satıldık. Bu Barış da fazla oldu ama artık. Baba yumurtaları bırakamıyorum. Sen açar mısın? Buyurun, iyi günler. İyi günler Gülenem. Bunlar da değil mi? Yanlış olmasın. Ha bunlar. Hayrola servis sana mı kaldı? Nerede Cafer? Aman sormayın Şükrü Bey. Yani bu adamla başımız dertli. Tutturdu bir alarm diye sabah sabah gene kavga etti. Yapma ya. Nereden başımıza seçtiniz bu adamı? Yani iyice sapıttı valla. Şununla bir de siz konuşun be Şükrü Bey, ne olur. Olur, konuşun. İyi günler. Güle güle. Küçük ayı ormanda kaybolmuş. Bir bakmış akşam oluyor. Anne, anne diye ağlamaya başlamış. Ağaçların arasından böyle yürüyerek evinin yolunu bulmaya çalışırken birden bir ses duymuş. İyi, o ne demiş. Barış, ne oldu sana güzelim? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Gel bakayım anneannene. Oo, yanıyor çocuk. Ateş düşürücü şurubunu içirdiniz mi? Bilmem, içirdik mi sevgili? Hayır. Niye içirmiyorsunuz kızım? Hiç laf dinlemiyorsunuz hiç. Yanlış bir şey yapmamak için içirmedim anne. Keyfimden değil. Doktoruna danışmadan hiçbir şey vermem bu çocuğa. Kusura bakma. Her şey doktora sorulmaz kızım. Biraz kendi kendine karar vereceksin. Vallahi çok haklısınız efendim. Ben de söylüyorum bir türlü dinletemiyorum. Ne söylüyorsun Aydın Allah aşkına? Ne söylüyorsun? Hadi münakaşayı kesin de getirin şu şurubu. Ben getireyim efendim. Yazık yazık. Bakamıyorsunuz şu çocuğa. Hani bakıcı tutacaktınız? Tuttuk ya anneciğim. Beğenmedin. Koydun kadını yarım günde kapının önüne. Öyle kadın demiyorum kızım. Annelik yapmış, çocuk bakmış birisi. Onu bıraksan sabahtan akşama kadar televizyon seyredip kahve içecekti. Ben de öyle diyorum efendim. Vallahi çok haklısınız. Ay ne diyorsun hadi ya? Of. Annem gibi olacak. Annem gibi. Bu savaş Irak'a da sıçrar mı baba? Öyle görünüyor. Eyvah, yandık. Tam da ihracat hızlanmışken. Hızlandı ama Türk parası dolar karşısında değer kaybedince bizim için hiçbir şey değişmedi. Eskiden bir parti maldan kazandığımız için üç partide kazanamıyoruz. Ben bakarım. Vay, kardal yeğenim gelmiş. Yazık yazık. Bunlar da anne baba olacaklar, çocuk yetiştirecekler, biz de göreceğiz. Barış oğlum hoş geldin, sen hasta mı oldun ha? Olur tabii böyle bakılırsa evladım. Dün üşütmüş çocuk. Bilgi Hanım'a da söylüyorsun. Sen karışma anne, sana ne anne? Canım sen de karışma. Nasıl istiyorlar söyle yapsınlar. Eskiden giyeceğimiz şeyler şurada hazır olur. İyice de gözden düşmüşüz. Bütün bu işleri biz mi yapacağız artık? Prens, söyle babana bundan sonra böyle. Senin yüzünden kalbimi kırmasaydı o da öyle katil gibi üstüme yürüyüp de. Duydun mu? Duyduk yavru, duyduk. Sen de eserimize söyle, ağzına çıkan laflara dikkat etsin. Öyle katilmiş, matilmiş havalara girmesin. Hem bu küslük fazla uzadı zaten. Vatandaşa eziyet yok. Ay, ay, ay! Kim kime eziyet ediyor acaba? Aklındayken söyle babana da bana biraz para bıraksın. Para mı, ne parası ablacığım? Seninle konuşan yok kız, ben ona söylüyorum. Atışmak gibi olmasın. Vatandaşa cahçuk yok, oyan. Ben de ona söylüyorum. Söyle babana, Sabri Hoca'ya derse gideceğim. Klip çalışması 2 saat. Ortada bir şey yok, komşum paraları götürüyor. Yok, bedava yapacaktı. Götürecek tabii. Neyse. Para veririm ama... bir kere de öperim. Nerede bu kız? Odasında. Aklı sıra hava mı yapıyor bize şimdi bu? Ne havası Sedat? Çağır gelsin konuşacağım onunla. Sabah sabah canını sıkma şimdi. Çağır gelsin konuşacağım diyorum. Aslı. Efendim anne. Gel kızım, baban konuşmak istiyor seninle. Ne oldu baba? Bak kızım. O buraya söyle. Yılan hikayesine döndü sizin bu işiniz. Eğer niyeti ciddiyse şu nişanı taksın, yoksa ben ona bir takacağım.
Kas kapısında bulacak kendini. Babanı dinle kızım. O gümrüğe aldırttığı gibi attırmasını da bilir ha. Bilirim. Tak. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere çıkarttırırım tayinini. Rüşveti müşveti rüyasında zor görür. Nişan bu kadar önemli mi baba? Biz birbirimizi seviyoruz. Sevgi diyor. Serpil duyuyor musun? Sevgi diyor ya. Bırak şu sevgiyi salak. Resmi nikah için bastır. Duydun mu evladım? Duydum baba. Hah, ona göre. Bak cevabını bekliyorum. Aptal, aptal. Aşk karın doyuruyor sanki. Aman Serpil'cim, nazar değmesin. Bugünlerde vaziyetler çok iyi. Ne vaziyeti Sedat? İnternetten cız vaziyetleri hayatım. Katilin aklı esirinde. Barışmadılar mı hala? Bırak barışmasınlar. Götürüyoruz ufak ufak işte. Aman dikkatli ol Sedat. Sen hiç merak etme. Kuruş açığımı yakalayamaz o hıyar bu kafayla. Sen de Şengül Hanım'ı biraz doldur. İdare edelim birkaç gün daha. Bitti mi Gür? Aman bitti bitti. E sen niye ayaktasın Cafer? Aman Sabri domuzu çağırdı gene ne isteyecekse. Aman ne isteyecek be? Kalorifer dairesine bir şey yaptıracaktır. Kalorifer dairesi değil orası Gül. Sığınak sığınak. Duymasın domuz. Aman ne halsa işte canım. Otur be otur. Otur rahat rahat iç çayını. Aman seni mi yiyecek? Kim yiyor be? Hayır. Bugün tepem attıracak. Sıkıvereceğim gırtlağını. Elimde kalacak Allah korusun. Babam eve gitmemiş dün akşam. Anam gitmemiş mi? Başka bir kadın mı buldu yoksa? Ay yok canım bu yaştan sonra. Ayrıca bulduysa da canı sağ olsun. Bana bak. Vallahi elinde avucunda ne varsa hepsini alıverirler ha. Yedirmesin paraları karılara. Görüyor musunuz efendim? Şu kapıcımız olacak sahtekarı. Hemen geliyorum dedi yok ortalıkta. Bırakın efendim siz de şu adamla uğraşmayı artık giydir. Olur mu ama efendim? Sığınakta işimiz var, sandalyeler yerleştirilecek. O kadar insan nereye oturacak? Aman efendim aman. Siz de aklınızı savaşla bozdunuz yani. Ne yapıyorsunuz siz öyle? Anneciğim özlemiş. Rahmetli'nin resmini istedi. Allah Allah. Hastaneye resim götürüldüğü nerede görülmüş efendim? Siz karışmayın efendim, ben götürüyorum. Özlemiş kadıncağız kocasını. Ulan inşallah yakında kocasının kollarına kavuşur da. Ne dediniz efendim? Özlemez mi dedim efendim? Kaç yıl olmuş? Tontoş kızıma da iyi bakın ben hastanedeyken. Baş üstüne efendim, baş üstüne o karısı iyi. Unutmayın sütünü mamasını. Bana da biraz para verin. Para mı? Ne parası efendim, daha dün verdim. O yol parasıydı efendim. Kremim bitti. Makyaj malzemem kalmadı. Olmaz ama efendim, hasbinallah. Dünya bombardıman altında, ekonomik kriz yaşıyor. Siz burada yok makyaj kremi, yok bilmem ne. Bana ne dünyadan falan? Kendi paramı harcıyorum ben. Olmaz ama efendim, biraz tasarruf yapmamız lazım. Zaten büyük hanımın hastalığı bütçemizden daha böyle bir delik açtı. Bankadan çekerim o zaman ben de. Çekemezsiniz efendim. Kasım'ın 17'sine kadar vadiye bağlı o hesap. Öyle bir çekerim ki. Hadi eyvallah. İnsan güle güle der yahu. Vatandaş bu kadar üzülmez ki. Yaptık bir hata. Özür diledik. Günaydın canım abicim. Günaydın birader. Hoş geldin. Hoş bulduk canım abicim. Emrin değil. Buyur emret. Emir mübir yok birader. Nasıl vaziyet canım abicim? Barıştınız mı? Hala barışamadık. Yüz vermiyor. Boş ver canım abicim. Canını sıkma. Kadın milleti böyledir işte. Biz alttan aldıkça onlar tepemize çıkar. Neyse, vatandaşa carçut yok. Hadi çağrı hazırı gidelim. Emrin değil canım. Derhal. Babacım, alam alam. Baş çavşını sizin alarmınızdan ha. Buyur canım abi. Eyvallah birader. Cafer, gel bakayım buraya. Katil babacım, katil katil. Ne o koçum, küs müyüz? Yok efendim, ne münasebet. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Bak, bir daha bir yamanı görürsem o yer. Başla. Bırak canım abicim, öpsün. Ne oluyor Cafer koçum, bunlar böyle? Aman efendim, bu çatlağın işlemişti. Çatlak babacım, haram haram. Vay yavru, dillerini yesin arası. Bakın efendim, siz de son defa söylüyorum. Eğer bankadan para falan çekecek olursanız vallahi... Siz karışamazsınız efendim, para benim. Efendim iyi günler. İyi günler komşu, hayrola? Efendim Ayla Hanım hastaneye annesini ziyarete gidiyordu. Yenge Hanım, hürmetler. Nasıl oldu büyük hanım? Daha iyiydi efendim. Sabri Bey canımı sıkıyor.
Olur efendim böyle şeyler aile arasında. Zaten biz de eserimizle pek geçinemiyoruz. Hayrola komşu? Ne o gene vatandaşı deliye mi tıkıyorsun? Deliye tıkmak değil de efendim herhangi bir hava hücumuna karşı hazırlıklı olmak için. Oynatma ellerini komşu. Uyar! Pardon efendim boş bulundum heyecandan. Kolay gelsin. Eyvallah dertim. Var mı yeni haberler? Ne haberi? Savaş falan. Var tabii. Bizim komandolar bir giriyorlarmış mağaralara. Coz. Bir ateşliyorlarmış. Cayır cayır yakıyorlarmış bütün teröristleri. Kim anlatıyor bunları sana ya? Babam tabii. Kim anlatacak? Annemle beraber televizyondaki haberleri dinliyorlar. Almanca. Vay be. Ben de askere gidince komando olacağım. Mağarada sıkıştırıp o haini öyle yakacağım. Hangi haini? O dileği kirletip Fransa'ya kaçan o haini. Görecektim be. Aa muhafak öğretmenim. Merhaba. Aa merhaba Halis yavrum. Nasılsın? İyiyim bomba gibi. Sen? Ben de iyiyim. Yürüyüşümü yaptım. Eczaneden ilaçlarımı aldım. Dönüyorum. Ne güzel. Eve mi? Eve. Biz de gelebilir miyiz Abadil'e? Tabii gel buyur evladım. Yollar hepimizin. Hocam sen bilirsin. Afganistan'a yollamak için yedekleri de alırlar mı askere? Hayda. Nereden çıkarıyorsunuz evladım bu lafları? Siz işinize bakın. Silah altındakiler yetmiyor mu? O söylüyor hocam. Söylerim bana ne? Bir şey biliyoruz da söylüyoruz herhalde. Halis sen de son günlerde iyice savaşla bozdun kafayı ha. Bozarım tabii. Ben de komando olacağım. Bir sıkacağım lav silahını. Coz. Hadi gel. Gel evladım gel yürü. Efendim? Size de zahmet olacak şimdi. Aman efendim ne zahmeti rica ederim. Vazifemiz önemli olan büyük hanımın kasesi bir an önce iyilesin. Ne dediniz efendim? Kase mi? Şey hanımefendi canım abim şey demek istedi yani kalçası. Yavuz Bey'de de ne laflar var yani. Buyurun. Sefa ile efendim. Sefa ile hayırlı işler, bol kazançlar. Eyvallah komşum sağ ol. Ayla Hanım. Dediğim gibi lütfen. Ben ne yapacağımı biliyorum efendim. Çocuk yok sizin karşınızda. Aa, Ayla teyzem. Hastaneye mi? Hastaneye. Ne tatlı. Gıcık mı tuttu yine seni? Öpeyim de gitsin. Uzak dur benden. Uzak dur koçum. Bugün vaziyetler biraz gergin. Buyur yengeciğim. Buyurun efendim. Merhaba hocam, yürüyüşten mi? Yürüyüşten Yavuz Bey ya. Oh! Vatandaş havasını almış. Evet Yavuz Beyciğim. Vatandaş zaten hep havasını alıyor. Ne güzel söyledin valla. Helal olsun hocam. Atla birader. Buyur. Hadi. Cafer kaldır koşum şu pislikleri. Yengemizin başını ağrıtmayalım. Baş. Ey maşallah. Katil demişler ona katil. Jet gibi uçtu değil mi muvaffak be amca? Hakikaten jet gibi Halis. Savaştayız sanki. Haydut efendim, haydut. Her gelişi gidişi kalp çarpıntısı. Çarpacak bir gün bir yere bulacak belasını. Sen de orada sallanma efendi. Kim sallanıyor canım? Hadi hadi çok konuşma. Koy o bidonları yerine, çabuk gel buraya. İşimiz var. Ben jet pilot olunca bunda balkona dalış yapacağım muvaffak bey amca. Heute Abend bei RTL. Askere gideceğim diye tutturdu bu çocuk oluyor. Ne yapacağız? Sen de hep savaştan bahsediyorsun ama Davut. Çocuk özeniyor. Bu çok yanlış bir şey. Hoppala. Şimdi kabahat bende mi oldu yani? Hem ben ne anlatıyorum ki buraya? Mehmetçiğin kahramanlıklarını. Pilot olacakmış o enişte. Hadi ne pilot ben? Düz yolda yürüyemiyor salak. Böyle söyleme Davut. Ne var? Yalan mı? İşte geldi. Hadi aç kızım. Davut, savaştan, bombardımandan bahsetmek yok, tamam mı? Baba bak size kim getirdi? Buyurun. İyi sabahlar efendim. İyi sabahlar hocam. Buyurun, buyurun. Halis de yolda karşılaştık da illa bize gel hocam bir kahvemizi işledi. Ben de kıramadım geldi. Çok iyi yaptınız. Buyurun, buyurun. Çok memnun kaldık efendim. Buyurun. Buyurun, şöyle buyurun. Merhaba. Merhaba. Kahvenizi nasıl içersiniz? Mümkünse az şekerli olsun efendim. Tabii efendim. Duydu mu Ayşeciğim? Duydum abla. Abadi'nin ayaklarını sileyim hemen. Muvaffak Bey amcamla çok güzel şeyler konuştuk baba. Ya konuştuk biraz. Aferin oğlum. Neler konuştunuz bakayım? Öyle işte. Savaştan falan tatlı tatlı. Eyvah. Muvaffak amcanla konuşacak başka şey bulamadın mı yavrum? Dur olmaya bırak.
Anlasın çocuk. Ne konuşuyorsunuz oğlum, anlat bakayım. Anlatayım baba. Savaş çok iğrenç bir şey baba. Öyle ama. Çocuklar ölüyor, kanlar akıyor meme gibi. Barış daha güzel. Ben pilot olmaktan vazgeçtim. Aferin benim yavruma. Tövbe. Böyle barış barış fikirlerini sen mi sokuyorsun bunun kafasına hocam? Neye, zararlı mı yoksa? Erkek çocuk savaşacak hocam. Öyle kız gibi evde oturmayacak. Böyle barış barış gibi fikirleri kafasına takarsa maazallah homoseksüel olur. Ha? Daha neler Davut? İlk defa sizden duyuyorum. Ne gibi, konuşma öyle baba. O kadar surat asmaya hiç gerek yoktu Özge. Babam çok kırıldı. Elimde değil Cem, ne yapayım? İzleyemiyorum duygularımı. Bak seni bir yürüttü, ne işler geldi başımıza. Hadi şimdi yeniden MR'lar çekilecek. Belki ayağını yeniden alçıya alacaklar. Babama bağırma anne. Bağırmıyorum kızım, konuşuyoruz. Güzel konuşuyoruz. Güzel konuşuyoruz canım, güzel. Ya ne yapalım, oldu bir kere. Ya bunun için kırmaya değer mi adamcağız? İster mi o da böyle olmasın? Ben de kıracak bir şey söylemedim fazlaca. Dedem küstü sana mı anne? Hoppala. Sen orada bizi mi dinliyorsun Cedi? Evet. Buyur bakalım. İyi niyetle bir şeyler yapalım dedik. Özge Hanım'ı kızdırdık. Neredeyse kulağımızı çekecekti hanımefendi. Yok artık, daha neler. Bir yerde kız haklı Şevket, kabul et. Tam ayağı iyileşecekken yeniden iş çıkarttın çocuğun başına. Tamam be tamam. Yaranılmaz size zaten. Ne sana ne oğluna. Ama öleceğinizi bilsem kılımı bile kıpırdatmayacağım. Canım şurada konuşuyoruz. Bu kadar alınman için bir sebep yok ki. Ha, sebep yok ha. Ağzımıza geleni söyleyin. Vurun abalıya, ondan sonra sebep yok ha. Karışmayayım dedim ama abla. Şevket Bey haklı. O da babası. İnsan evladının kötülüğünü ister mi hiç? Söyle Hacer Hanım, söyle. Bunlara kalsa bunlar bizi ipe götürürler, sorgusuz sualsiz. Allah aşkına Hacer, bu konuyu kapat. Kafamı dinlemek istiyorum artık, yeter. Efendim? Efendim? Ha? Ne buyurun Aşkı? Ha? Barıştınız mı? Ne güzel, ne güzel. Aa, barışmışlar mı? İki gün sonra gene küserler abla. Tabii canım, tabii biz de memnun oluruz. Ne diyorsun sen? Bir daha bizi öyle paraya sıkışınca borç istemek için aramayın dedim. Duydun mu? Hah, duy, duy. Bundan sonra biz de sizinle o külüstür evinize adım atarız da de şirketinize. Hiç beklemeyin. Akraba dedik, kana taştık. Olmaz olsun senin gibi akraba, tamam mı? Gelme lan, gelme. Gelirsen dünyanın en şerefsiz adamısın sen, tamam mı? Geç seni, geç. Şevket, kapat şu telefonu, Şevket. Bak hala konuşuyor. Konuşma lan, boğulacaksın, sus. Koş, koş Hacer, kolonya getir. Allah Allah. Alo? Alo? No, niye sustun? Cevap veremiyorsun değil mi? İşte böyle morartırlar adamı. Nimet. Geldim Raşit'cim, geldim. İnşallah bu sefer tutturdun kıvamını yumurtanın. İnşallah canım. Bak beğenmezsen yeniden kaynatırım. Bakacağım. Tam benim istediğim gibi olacak. Kayısı kıvamında. Kayısı kıvamında canım. Şevket'i aradım. Heh. Ağzıma geleni söyledim. Oh, çok iyi etmişsin canım. Görüşmeyelim bir daha dedim. Olmaz olsun sizin gibi akraba. Olmaz olsunlar. Hadi bak bakalım nasıl olmuş. Bakacağım. Gene olmamış istediğim gibi sulu. Yahu kayısı kıvamında demedim mi ben sana? Vallahi kayısı kıvamında hayatım. Sus, yemin etme çarpılırsın. Götür bir daha kaynat. Raşit'ciğim bana da yazık ama. Bu dördüncü oluyor. Olsun. Kayısı kıvamına gelene kadar 5 defa da olsa kaynatacaksın. Yahu 3 dakika kaynat demedim mi ben sana? 3 dakika kaynattım ayol. Ne olmamış? Bak vıcık vıcık, bak böyle mi olur kayısı? Götür. Bana baksana sen tahta kafa. Havalara mı girdin hemen? Vallahi kırarım senin o tahta kafanı. Al sana işte kayısı kıvamı, al. Ya sen bize şuradan 2 onluk daha ver baba. Bak sinemaya gideceğiz, yemek yiyeceğiz. En az 1/4 depo benzin.
Oğlum bana bir şey kalmadı. Bak işte hepsi iki oldu. E sen Ergun amcadan alırsın baba. Zaten işler de açılmış. Onu işlenmez oğlum. Avrupa savaş stoğu yapıyor sırtımızdan. Her şeyi ucuz ucuz kapatıyor. Neyse işte sağ ol. Babam da öyle söylüyor. E doğru söylüyor. Her şeyi satmak zorundayız. Pirinç, mercimek, bulgur. Ha nasıl babanlar? İyiler, selamları var. Sen de selam söyle, bir akşam bekliyoruz. Söylerim. Ali, arabaya benzin koyma tamam mı? Bomboş getirme kapının önüne. Koyacağız dedik ya baba. Evet. Ha efendim, burada mısınız? Bülent gümrüğe gidecek de birkaç imza gerekiyormuş. İyi, atalım bakalım. Oh, efendim sizi burada görmek ne güzel böyle maşallah. Nazar değmesin. Neydi o ayrılık günleri? Ne ayrılığı canım? Biz hiç ayrılmadık ki Ergun amca. İyi, hadi oğlum siz işinize bakın hadi. Hoşçakalın. Güle güle kızım. Ya Ergun sen de ne biçim konuşuyorsun? Zaten havadan nem kapıyorlar. Efendim vallahi içimden geldiği gibi konuştum. Kötü bir niyetim yoktu ki. Samimiyetle. Neyse. Nereye imza alacağım? Şey vallahi efendim şimdi çok üzüldüm. Acaba farkında olmadan kalplerini mi kırdım çocuklara? Ya Ergun tamam kapatalım şu konuyu. Tamam. Bir tane şuraya efendim. Buyur bacım. Sağ ol Abbas efendim. Bunlar da ne söylesen kapat bana ya. Ne zaman kızacakları, ne yapacakları belli değil. Anormal hayli, anormal. Yavaş Ergun Bey, duyacak adam. Ya duyarsa duysun lan, kötü bir şey mi söyledin, karar ya. Ne oldu yine Ergun Bey? Hiç kızım. Ali Bey'le Zeynep Hanım'a siz böyle görmek ne güzeldik, hadise oldu. Vay efendim niye karıştırıyormuşum eski konuları. Ya bunların sağa solu belli değil, anormal bunlar, anormal hayli. Hoş geldiniz Şevket Bey. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin babam, affedersin. Kimmiş o sağa solu belli olmayan anormaller Ergun? Şey efendim, bizim uzaktan bir akrabalar var da. Allah belalarını versin. Bizim de öyle uzaktan bir akrabamız var. Sabah sabah telefon etti, kalpten geberiyorduk. Aman Allah korusun efendim. Hayrola, kim bu? Kim olacak? Tahta kafa. Ben adam değilmişim. Ondan sonra benim yüzüme bir daha bakmayacakmış. Çok çirkin. Tahta başı paralansın inşallah, affedersin. Püh nankör. Siz onunla yaptığınız bu kadar iyilikten sonra. Hayır ya, bir gün sıkacağım mırtlanı, elimde kalacak. Haklısınız efendim, ben de olsa ben de sıkarım bir de böyle. Puh Allah kahretsin, puh. Niye söylüyor bunları? Hasta, hasta. Hakikaten hasta. Puh yüzüne, puh rezil. Sen de ikide bir de tükürüp durma be. Zaten canım sıkkın. Özür dilerim efendim, tutamadım kendimi. Bakın nasıl sinirlendim ben de. Bakın, son defa söylüyorum. Bu şirkete ne tahta kafa ne Nimet Hanım adım atmayacak. Aman efendim tabii, siz bana bırakın. Duyduğuma bas. Sen bu emri verdin ya babam, affedersin. Hiç merak etme. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Şükrü. Ya ayrılma, ne oldu? Neye bağırıyorsun gene? Yok bir şey. Sabahtan beri kafam çok bozuk. Evet efendim çok bozuk. Raşit Bey sinirlerini bozmuş. Telefonda neler söylemiştiler. Allah Allah. Onlar da iyice başına bela aldılar seni ya. Hadi gel içeri. Hakikaten bela efendim. Hakikaten bela. Bunun haddini bildirmek lazım bebeğim. Takıldı yine peşlerine. Uyu böyle Demet, dayanamıyor adam. Uyu bassın, affedersin. Zaten sabah sabah Mine ile Özge de canımı sıktılar. Neymiş efendim? Cem Bey'i yürütmüşüm de onu tekrardan hastanelik etmiş. Ya ben bu kadar vicdansız adam mıyım? Ne münasebet efendim, vah vah, çok üzmüşler sizi. Sizin gibi iyi kalpli bir insana yapılır mı bu? Öpeceğim efendim. Dur şimdi, sırası mı şapuş bu? Adam da konuşuyoruz şurada. Evet Ergun ya, adam bir şey anlatıyor, dur biraz. Efendim haksızlara dayanamıyorum. Bak yağ yaptığım için söylemiyorum, vallahi yağ yapmıyorum ama üzülüyor benim. Öpeceğim. Dün bütün gün markete uğramadı. Akşam eve de gitmemiş. Nerede dersin bu babamız Yusuf abi? O buldu birini oğlum, buldu. Bana da öyle geliyor aslanım. Siz birini bulana kadar günah boynuna o üçüncü halkayı takacak. Aa, onu da yaparsa artık yuh derler valla. Maşallah. Adamın yokluğundan istifade edip patron gibi oturdun oraya, ha Bodur? Analığınız geldi. Gelsin bakalım. Halil Bey yok mu? Nerede? Biz de onu konuşuyorduk Sultan Hanım. Dünden beri gelmedi. Merak etmeye başladık. Gelmedi mi? Bak şimdi ben de merak ettim ayol. Allah Allah. Nerede bu adam? Eve de gelmedi. Ablanızda falan kalıyor olmasın sakın. Alakası yok. Orada kalsa önce bizim haberimiz olur. Hı? Bıyık altından ne gülüp duruyorsun öyle Bodur? Görmedin mi sanıyorsun? Bir şey biliyorsan söyle de biz de bilelim. 25 yaşlarında taze bir hanım bulmuş, onunla yaşıyor diyor Yusuf abi. Kimmiş o taze ayol? Tanımıyoruz, öyle diyorlar. Gözünü oyarım valla. Polisle bastırır, gazetelere veririm ahlaksızı.
Nikahsız nasıl yaşıyormuş benim kocamla? Aa, zamanında sen de 7-8 ay nikahsız yaşamadın mı babamla Sultan Hanım? Hı. Hem de rahmetli annemizin kırkı çıkmadan. Bu aynı şey mi ayol? Biz o zaman gönül rızasından şey yapmıştık. Yani sevmiştik birbirimizi, hoşlanmıştık. Onlar da gönül rızasıyla birbirlerini sevmiş, hoşlanmış olabilirler Sultan Hanım. Hadi be hadi. Sizinle de bir şey konuşulmaz zaten. Allah'ın cezaları. Hayatınız yalan dolan. Babanız paraları yedirsin o karıya da. O zaman da böyle ötün bakalım. Geçmiş olsun Hüseyin abi. Sağ ol bacım. Kaza kaza. Eniştem yanlış anladı. Bastonu iki kere indirince... Ay ne feci? Feci ya. Evinde para aradığımızı zannetti eniştem. Gene de iyi kurtulduk vallahi. Oh eline sağlık tertibim. Bu makbule geçti. Hava da soğudu. Afiyet olsun. Yeğenim yok mu? Gelmiyor mu işe? Bugün gelmeyecek Hüseyin abi. Telefon etti. Rahatsızmış biraz. Kafayı yemiş Hüseyin abi. Önüne gelene jet pilotu olacağım diye hikaye anlatıyor. Jet pilotu mu? Bak sen şu kahraman yeğenime. Üşütmüş Hüseyin abi, üşütmüş. Dedikodu yapma tertip çocuğun arkasından. Çok ayıp. Bacım da kızar falan ama laf söyletmez yeğenime. Sever. Severim Hüseyin abi. Gariban çocuk. Kime ne zararı var ki? Ya günah. Bak bacım yani bana düşmez ama. Diyorum ki şu işi bir daha bir düşünseniz. Ne iş Hüseyin abi? Şey işini. Bu çocuk sana yanıp tutuşuyor. Birer halka taksanız. Amcam duymasın. Söylemezsem amcama. Ben de bunu duymamış olayım Hüseyin abi. Çok çirkin. Halis benim kardeşim sayılır. Sultan Hanım geliyor. Burada mısın abi? Buradayım kız. Söyle. Onların yanında anlatamam şimdi. Konuşmamız lazım. Moralim çok bozuk. Gel hele gel. Hadi eyvallah. Hayrola kız ne oldu? Vallahi bu adamdan nefret ediyorum. Her geldiğinde bir tatsızlık yaratıyor. Ah, ah abi bu adam galiba buldu birini. Hadi kız kim bakar ona? Canı çıkmış trit. Üflesen uçacak. Parayı yedirince herkes bakar abi. Para için yapmayacakları adilik yok bazılarının. Orası da doğru ya kız. Sen kime bakınıp duruyorsun öyle? Enişten bizi konuşurken görmesin kız. Ama nereden görecek? Enişten hangi Dilber'in yanında şimdi? Kız salak. Seni de iyice evham basmış ha. Evham değil. Vallahi bulmuş birini. Hem de 25 yaşlarında falan. Yok deme. 70'lik adam. İki günde öldürür kız. 45 yaş farkı. Bir şey olmaz ona. Titrek mitrek ama 9 canlı. Ama neyse adam gidiyor abi elden. Ne yapsak bir akıl ver bana. Büyü yaptıralım kız. Böyle basireti bağlarsın şunu. Aman abi ne büyüsü uzun iş onlar. Ben kocamı istiyorum. Bir an evvel eve dönsün yeter. O zaman intihar et. Ne? İntihar mı? İntihar. Aa, sen şaşırdın mı abi? Bir de ölürüm falan. Öyle değil kız dangalak. Dümenden dümenden. İki tane uyku hapı sonra... Bir de tentirdiyot diye kolayı dip tepene. Mesela. Sultan Hanım her yerde seni arıyor baba. 22-23 arasın. Biz de seni merak ediyoruz baba. Para sayıyorum iblis kafamı karıştırmayın. Neyim merak ediyormuş benim? Her şey olur baba. İstanbul tehlikeli. Evde kalmıyorsan bize gel bari. Canım nerede isterse orada kalırım. Çocuk değilim ben. Karışmayın benim işime. Halil Bey onları da bize bırak bari. İnsaf yani. Çek elini iblis. Oradaki bozukluklar yeter size. Gidiyor musun baba? Gidiyorum. Ne var? Yok. Hiçbir şey yok. Güle güle. Babamız uçmuş oğlum. Kesin birine para yediriyor bu. Vallahi bu sefer ben de inandım ha. Bidon içme suyu istemiştim. Hani nerede? Aldım efendim. Müracaatta. Getireceğim şimdi. Bir çöp dahi eksik olmayacak burada. Vallahi sonun olur. Duydun mu? Duydum, duydum. Ağzını burnunu çapıtarak konuşma öyle benimle. Oyun oynamıyoruz burada. Hadi be hadi. Geri zekalı mısın nesin? Herif beynine bombayı yemiş, ezilmiş. Su mu arayacak burada? Ne söyleniyorsun kendi kendine? Bardak diyorum efendim bardak. 40 tane de plastik içme su bardağı aldım. Yani doya doya içsinler ölmüşlerin canına. Hah aferin.
Her şeyi düşünmüşsünüz vallahi, helal olsun. Aman eksik olma. Be Davumuz, bırak şimdi sığınağı mığınağı, kızlar büyüdü ayrı oda istiyorlar. Ne olur sanki şuradan dersek de bir odayı bulversek. Ne zırvalıyorsun gene? Sabri Bey. Burada mısınız efendim? Buradayız efendim, döndünüz mü? Döndüm. Hoş geldiniz. Sığınak dediğiniz yer burası mı? Burası efendim, beğenmediniz mi? Hiç beğenmedim, inmem ben buraya. Piremire basar. İnmeyin efendim o zaman. Bana bakın, bankadan para falan çekmediniz değil mi? Yok efendim, ne parası? Aman çok şükür. Ağlıya ağlıya döndüm zaten. Niye, ne oldu ki? Babamın resmini görünce benim Rukneddin'im bu değil diye terlik attı kafama. Bana bak. Doktorlar alıştırın bunu artık kendiniz diyorlar. Öyle efendim, öyle. Yavaş yavaş alıştırmak lazım. Takdiri ilahi. Azrail tepesinde dönmeye başladı demek. Tövbe. Giyinebilirsiniz Sedef Hanım. Bronşit, antibiyotik yazacağım size. Oo, geçmiş olsun. Sağ ol. İyi akşamlar Gülsüm abla. Türkan Tezen burada mı? Burada Halis için. Bir şey konuşacaktım. Ama konuşamazsın, hastası var. Hastası kadın mı? Kadın. Soyluksa ben bakmam. Pembe pembelemde. Ne var Halis'ciğim? Gel bakalım. İstersen sonra gireyim Türkan teyzeciğim. Hastan falan var ne tatlı. Gel gel otur. Ne konuşacaktın benimle? Konuşacaktım. Hastan giyinsin de öyle. Aa, sen şimdi onu bırak anlat bakalım. Pilot olacaktım, vazgeçtim. Pilot mu? Ha, jet pilotu hem de. Nefret ediyorum artık savaştan. E kimse savaşı sevmez Halis'ciğim. Babam seviyor Türkan teyzeciğim. Her gün konuşuyor mu gibi. Erkek çocukları savaşa katılmazsa homoseksüel oluyormuş. Doğru mu? Allah Allah, kim söyledi bunu? Babam söylüyor Türkan teyzeciğim. Sabri Bey amca da aşağıda sığınak hazırlatıyor. Gaz maskeleri falan takacakmışız. Düşman uçakları bomba yağdıracaklarmış üstümüze mö gibi. Yok canım, korkma, hiçbir şey olmaz Halis'ciğim. Bizim çocuklar da çok korkuyor Türkan abla. Ya şu Sabri Bey hakikaten sapıttı ama yani. O ne biçim sığınak öyle? Yani orası sığınaksa biz her gün sığınakta yaşıyoruz demek ki. Akşam diyordun, akşam oldu İbirci. Vakit tamam. Tamam Cenab-ı abi, bak ben de çilingir soframızı kurdum. Buyur. Sağ ol canım. Neyi kutluyoruz? Senin başarını Cenab abi. Radyodaki programın büyük patlama yaptı ya. Hadi canım sen de. Sen de ona program mı diyorsun? Geceden kalmışız. Uykulu, ağzım burnum çarpmış. Hele okuduğum şiir. Horozumu uçurdular. Katilin horozu ve sevgili eseri kucak kucağa. Rezalet. Halk demek bundan hoşlanıyor Cenab abi. Demek sanatımızda halk da hakkoluklu yapacağız öyle mi? Biraz öyle. Baksana. Program ne kadar sulanırsa reyting o kadar yükseliyor. Yazık İbrikçi, yazık. Demek gerçek sanatımızı bu halka gösteremeden ölüp gideceğiz bu dünyadan, ha? Sen o zaman günün modasına uygun resimler yap. Ne yapayım mesela? Mesela George W. Bush'u çiz. Evet, palasından kanlar akıyor ve bir elinde de Lali'nin kellesi. Çok satar valla. Bana bak. Bakmadan açma kapıyı. Şayet Sabri Bey yine evi için pazarlığa gelmişse evi almıyoruz, sıkıldım. 300 bin dolar değil, 500 bin dolar miras kaldı diyerek adamın iştahını sen kabarttın Cenab abi. Hayır demez olaydım. Nereden geldi aklına o yalan? Bak, eğer Cafer'se söyle ona, her adam verildiğinde sığınağa giderken Sabri Bey'den talimat almaktan bıktık. Halis geldi abi, Halis. Halis mi? Ben geldim, iyi akşamlar. İyi akşamlar, gel bakalım delikanlı. Bak, çekeceğim kulağını. Niye öylesiyle her seferinde canavar düğününe basar gibi basıyorsun, ha? Alarm veriliyor diye heyecanlanıyoruz. Her an verilebilirmiş. Hazırlıklar bitti aşağıda. Olabilir. Sen niye geldin? Bir şey soracağım. Yine kadınlarla ilgili bir şey soracaksan... Hadi utanma, gel kulağıma söyle. Kadınlarla ilgili değil, erkeklerle ilgili. Ne oluyor Halis? Sizce barış mı nedir, savaş mı? Şu sorduğun şeye bak, şu lafa bak. Tabii ki barış yavrum. Barıştan güzel bir şeyim var hayatta. Tamam, siz de olmayacak sensiniz o zaman. Efendim? Ah anacığım! Ah ne kadersiz başım varmış! Ah ben öleyim daha iyi! Efendim ağlıyor musun?
sultanım, ne yapıyorsun? Kendir diyor, düşüyorum işte gör. Ay yandım. Sultanım, yalan vallahi iftira. Ben sensiz ne yaparım? Sen de git, o karılırız. Alem yap. Yalan diyorum. Ölüyorum. Komşular gitsin. Karım ölüyor. Panik yapmadan! Öldüm! Yüz! Kalk! Kalk! Ayağım çaldı! Yürü kalk! Çabuk! Ay! 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 Yer tarafım ezdin Cafer, yavaş! Kusura bakma acelemden! Babacım! Alarm! Alarm! Işık yok! Işık yok! Kapat işi! Kapat işi! Çocukları da kaldı! Çabuk! Ay! Bu ne be ya bu saatte alarm! Düşman yok, bir şey yok! Tamam, sabrı domuzunu gizlinler! Ay! Ay! Patlasın! Ay! Ayağıma bastın Cafer! Cenab-ı abi kalk! Alarm verildi Cenab-ı abi kalk! Hırsızım kim? Hayvanlar söylemem lazım! Alarm verildi! Kalk! Benim Cenab-ı abi ben! Elim kırıldı İpinç. Kız Yavuz! Yavuz kalk, alarm veriyor! Alarm mı aldın? Ne alarm mı? Yavuz kız elini ver! Ben bu kafa eziyordum hayvanı! Ulan komşu! Ulan komşu ben şimdi seni! Yemem ne yaptın kız? Hırpaladın kendini! Davut! Mangut! Davut ne oluyor? Bombalanıyorum diyorum ya! Bombalanıyorum! Dur! Dur! Ay! Ne yapıyorsun? Alarm! Alarm! Allah kahretsin! Cemil! Ne oldu Cemil? Savaş mı çıktı yoksa? Çıktı Selim. Görmüyor musun bombardımanı? Tüh! Allah cezanı versin. Şişeleri orada saklıyordun demek ya. Allah cezanı versin. Yaptığın yapacağının sonunda manyak herif. Baba, ne oluyor? Yat kızım, yat. Yok bir şey. Yöneticimizin saçmalıkları. Bu ne canım ama? Sevgilim, hadi dolaba gir. Karın bizi bastı sevgilim. Hadi dolaba gir sevgilim, hadi. Ne dolabı, ne karısı Sedat? Delirdin mi sen? Şimdi ben seni sokarım o dolaba. Gelme üstüme sevgilim. Ben şaşkınlıktan ne yaptığımı biliyor muyum ya? Baba nereye? Konuşacağım bu herifle. Olmaz böyle şey. Çizmeyi açtı be. Şükrücüğüm, dur bu gece vakti. Nereye gidiyorsun? Nerede kaldı bunlar yahu? Bu ne ciddiyetsizlik? Merdivenle birbirini ezdi millet herhalde Sabri Bey. Aman be, sen de ağzını hayır aç. Cenab beyler de gelmediler. Hakikaten başlarına bir şey gelmesin. Aman ne olabilir ki o kıllı yalı kazıklarına? Herhalde kafayı çektiler, horu horu uyuyorlar. Onlar horlamaz efendim sizin gibi. Hoş geldiniz efendim. Biraz geç kaldınız ama nerede hanımefendi, küçük beyler falan? Gelmediler efendim. Gelmeyecekler. Ya yaptığınızı gördünüz mü Sabri Bey? Bu ne kepazelik? Çocuklar uyandı çığlık çığlığa. Apartmanda kalp hastaları var, yaşlılar var. Fena bir şey mi yaptık efendim? Bütün iyi niyetimizle bir tatbikat yapalım dedik. Aşk olsun yani. Yettim seni! Dur! Kaçma! Dur! Anam katil! Dur! Ola ne oldu zaten? Öldürecek misin adamı? Öldüreceğim adamı! Hadi zadeler artık! Şu senin tatbikatın yüzünden yavruyu yiyordum. Anneye tosladım. Şu halime bak. Ama efendim benim hiçbir kötü niyetim yok ki. Tamamen sizin can güvenliğiniz için. Bak şuna bak. Hala aynı konu oynatıyor. Yedim seni. Dur Yavuz Bey, dur Yavuz Bey. Ben konuşurum onunla. Tamam, bir daha olmayacak böyle şeyler. Durun. Onunla böyle güzel güzel konuşulmaz. Sen onu bana bir dakika bırak. Ben onu dilinden anlarım. Ay, ay konuşsun diyor işte adam. Sen harçtın gözünü kovalacak. Bırak. Ay. Vallahi efendim kötü bir niyetim yoktu. Tamamen sizin. Dur Yavuz Bey. Böylece bizim apartmanda bu operasyon da ufak tefek sıyrıklarla can kaybı olmadan sona erdi. Baksana kapıcı. Ne var? Dost, ölene var denmez. Efendim denir. Öğren bunları. Nerede bu? Kim? Sabri Bey, Sabri Bey. İki gündür çıkmıyor dışarı. Çıkmıyor vallahi. Kapandı eve. Kimseyle görüşmüyor. Yaptığı hıyarlıktan sonra kimsenin yüzüne bakamıyor tabii. Yapma böyle Cemil abi. Ayıp ya. Duyacak adam. Duyarsa duysun. Ben kimseden korkmam. Benim adım Cemil. Bir daha alarm versin. Ağzını burnunu ben kıracağım onun.
Ya bırak akşam akşam ağız burun kırmayı. Zaten çarpılmış adam. Yok bundan sonra alarm, yok. Bundan sonra çok yaşamaz o. Bizim Fatih'te bir Necmi abi vardı, benzetmek gibi olmasın. Böyle yaptı, 3 günde gitti. Anam, başladı yine uğursuz uğursuz konuşmaya. Yapma böyle Cemil abi ya, yazık adama. Zaten kayınvalidesi de hastanede. Lan körler. Hiçbirine iyilik yaramıyor. Yazıklar olsun. Yeter efendim, yediniz bitirdiniz kendinizi. Bu kadar üzülmeyin. Allah korusun, kalbinize bir şey olacak. Zaten kabahat bende. Sığınakmış, tatbikatmış, ne uğraşırsın be adam. Değer mi bunlara? Bakın, Afganistan'a asker yolluyoruz. Türkiye savaşa girdi bile. 2 gündür doğru dürüst bir şey yemediniz. Biraz karnabahar var, ıslatayım. İstemiyorum efendim karnabahar falan. Uğraş dedin, hepsi boşuna. Kimse insanlıktan anlamıyor. Lanet olsun. Hemen satacağım bu evi. Yakında başka bir apartmana taşınıyoruz. Aman efendim, nasıl gideriz? Cenap beyler ne olacak? Ne diyorsunuz siz efendim? Bize ne Cenap beylerden? Ben için hani alacaklardı ya oturdukları daireyi. Alamaz olsunlar inşallah. Zaten o kıllı yalı kazıklarına da sinir oluyorum. Kaç aydır oyalıyorlar bizi. Allah kahretsin, olmuyor işte. Elleri kırılas haydut. Gel diye bana iyisin. Şimdi alnının orta yerinden dam diye vurmazsa. Durun efendim, delirdiniz mi? Delirdim efendim. Leşini sokağın orta yerine sereceğim. Hayır, yapmayın efendim, ölemem ben. Bağışma sen bak hayatında bir musibet. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar koçum. Ne haber Cafer Tek? Ne olsun efendim? Sabahtan akşama kadar koşturuyoruz işte. Ne o vatandaşa carçuk mu yine? Yok efendim, ne carçuk? Yüzünü bile görmüyoruz. Ne oluyor Cafer'cim? Aklı sıra hava mı atıyor millete? Atıyor Sedat Bey. Küsmüş herkese. O kadarla kurtardığına şükretsin. Vatandaşa bir daha öyle yamuk yaparsa şerefsizim oyarım. Elimden kimse alamaz onu. Ayıp seni yaptın, ayıp. Ne yapıyorsun burası? Git özür dile adamdan. Ne dedin sayın abim? Aman efendim, ne dediğini biliyor musun? Çekmiş kafayı yine, bir öyle bir böyle konuşuyor işte. O bizden özür dileyecek sayın abim. Bütün vatandaşı ayağa dikti. Bak bu arada ben de paralandım. Bilmeden konuşma işte. Bak canım abinin haline. Gecik karanlıkta aynaya çarpmış, çizmiş ellerini. Kes birader. Vatandaşa belli etme kırmızı çıkımız akşam vakti. Çok yaşamaz artık o. Zaten kayınvalidesi de yolcu. Söyleme böyle Cemil abi, günah. Cenaze işlerine döndüm be sayın abim. Daha fazla konuşup vatandaşın morali bozma bari. Ağzından çıkanı kulağın duysun be baykuş. Zaten bin türlü hesabın içinden çıkıp geliyoruz şuraya yorgun argın. Akşam akşam bir de seninle uğraşmayalım. Bana bak, konuşma fazla. Ben senin yanındaki patronuna benzemem. İnersem oraya. Ne olurmuş inersen. Hadi gel bakalım. İn de görelim. Hadi kes, uzatma. Görmüyor musun? Zamlı tarifeden mazotu fullemiş. Terbiyesiz konuşuyor mu canım abicim? Hadi beni boş ver. Ama sana karşı nasıl böyle terbiyesizlik yapar baykuş? Kes birader. Sana fazla uzatmadım. Hadi yürü. Evet lan abiciğim. Ulan şimdi seni... Durun efendim, yapmayın. Beni seviyorsanız yapmayın. Bırakın efendim, bitireyim işini şu haydutun. Ay değmez efendim, öyleleri için. Elinizi kana bulamaya. Sakin olun, gelin oturun şöyle birazcık. İnmeyin o öylelerinin seviyesine. Yabaniler onlar. Hadi. Ben gidip şu Sabri Beyleri bir yoklayayım seni. Gel buraya. Yemek yiyeceğiz şimdi. Boğazımdan bir şey geçmez ki Sevim. Sabri Beyleri çok merak ediyorum. Öyle mi? Nesini merak ediyormuşsun acaba Sabri Beylerin? Belki zehirlendiler Sevim. Pencereler sımsıkı kapalı. Doğal gazı açıp intihar etmiş olabilirler. Otur şuraya dedim. Şimdi ben seni zehirleyeceğim ha. Ne oldu gene? Şu katili Sabri Bey'e yaptığını hazmedemiyorum Sevim. Gidip haddini bildireceğim. Gel buraya. Sana mı kaldı katilin haddini bildirmek? Zaten bir sıkımlık canım var. Benim öyle sıska olduğuma bakma Sevim. Bende acı kuvvet var. Benim adım Cemil. Bir tek sana yetmiyor gücüm. Niye getirdin onları Cafer? İçeriz Gül. Sığınakta ziyan olacağına. Savaş çıkarsa ne edeceğiz peki baba? Savaş mı? Ne savaşı kızım? Dünya savaşı baba. Allah korusun kızım. Millet işsizlikten, fakirlikten kıvranıyor ya.
Getirmeyin aklınıza öyle şeyler. Hadi Gül, bir an önce hazırla sofrayı. Acelen Necafer, hazırlıyoruz işte. Aman geç kalınca penguen bir ton laf ediyor. Oh! Su da su oluyor ama ha. Şerbet gibi vallahi. Babacığım, Ali Cafer pilav attı. Ha, pilav attı. O da olmasaydı ne yapacaktık bu pahalılıkta bilmem. Şu suyun pompası bile 20 milyon lira. Sabri Bey amca sana kızacak baba. Aman kızım. Sabri Bey amcanın kimseye kızacak hali kalmadı. Bütün dünyaya küsmüş. Yedi dayağı katilden oturuyor işte. O olsun ama. O da hak etti yani dayağı. Gece yarısı ortalığı birbirine katar mı? Bak şu çocukların haline. Korkudan tir tir titriyorlar savaş çıkacak diye. Öyle deme Gül. Yani görsen sen de acırdın. O yaşlı haliyle kendi bir tarafa, gözlüğü bir tarafa düştü. İçim parçalandı vallahi. Hani Sabri Bey amcayı sevmiyordun baba? O iş başka kızım. Acıdım adama valla. Aa, babam ağlıyor anne. Ağlıyor mu? Yok canım, daha neler. Ya bana ne ağlaması Gül, laf çıkarma şimdi. Erkekler ağlamaz baba. Merhaba ablacığım, ne oluyor öyle vatandaşı kafasına atan gibi? Aşk olsun kız katil, bir sözümüzü dinlemiyorsun yani. 40 kere söyledim sana, git şu adamın gönlünü al diye. Harçten gazete okuma ablacığım, gönlünü almakmış. Yerini sapma dime dua etsin. Sus kız, sen de got 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 konuşuyoruz babanla, görmüyor musun? Bir kere o kız değil ablacığım, sapına kadar erkek. Vatandaş onunla gurur duyuyor, gurur. Tamam kız, anladık. Ben seninle gurur duymuyorum ama. Ne oldu ablacığım, ayrıla? Hacat ettin hocayı, kız hala ne oldu diye soruyorsun. Hak etti ablacığım, üstüme bu kadar gelme. Kız özür dilesen, ölür müsün sanki kız? Bak, adam elimde tabancayla geziyormuş. Ya intihar intihar ederse hiç mi vicdanın sızlamayacak kız? Hı? İntihar mı dedin ablacığım? İntihar tabii ya. Çekip vurursa kendini ne yapacaksın? Boğazlarla vatandaşın kalbini sızlatmayalım ablacığım. Bak, biz de paramparçayız burada. Kaçta gelecek bu çocuklar Serpil? Bilmiyorum, Aslı bir şey söylemedi. Gelsin o Bora'yla da hesaplaşacağız bu akşam. Bu nişan meselesi bu akşam bir karara bağlanacak. O kadar. Pazarlık mazarlık yok. İşler bugünlerde tıkırında Serpil. Tahtaya vur tahtaya. Aman iyi, nazar değmesin. Katilin kafası karışık bugünlerde. Alarm malarm. Eseriyle de arası bozuk. E tabi bütün bunlar bize yarıyor Serpil. İnternetten götürüyoruz cız cız cız. Ruhu bile duymuyor ineğin ruhu. Ha, ne bu sıra Serpil? E sen beni dinlemiyorsun ki. Sen git de bunları sevgiline anlat. Sevgilime mi? Hangi sevgilime? Alarm verildiği zaman dolaba saklamaya çalıştığın sevgilin. Çabuk dolaba gir sevgilim, karım bizi bastı. Dediğin sevgilin. Hayda. Allah kuru iftiradan saklasın. Şerefsizim, ben öyle bir şey söylemedim ya. Hadi oradan. Kulaklarıma mı inanacağım, sana mı inanacağım? O sırada rüyamda ikimizi görüyordum ben sevgilim. Gençlik günlerimizdeki gibi. Canavar düdüğü çalınca can havliyle uyandım. Karım, sevgilim hepsi birbirine karıştı tabii. Benim senden başka sevgilim var mı sevgilim? Sus, bunları sonra konuşacağız seninle. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Bora nerede? Bora gelmedi baba, gelmek istemedi. Ne demek gelmek istemedi? Babam seninle konuşmak istiyor demedin mi? Dedim anne, etkisi olmadı. Baban da kim oluyormuş dedi. Ne? İşte şimdi çırasını yaktım onun. Onu Sabri Bey'den beter etmezsem... Ben de adam değilim. Sakın dağıtma ortalığı Barış. Anneannemden sonra azarı biz işitiyoruz. Bak bak Barış, itfaiye arabası geliyor bak. Nani 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 nani. Oğlum sen de dur dur, ne yapıyorsun? Sabri Bey'in canavar düdüğü gibi. Ne geceydi ama Şükrücüğüm. Hatırladıkça sinirlerim bozuluyor vallahi. Benim de vallahi anne. Uyku sersemi sahiden savaş çıktı zannettim. Bizim gibi şey değil. Yandaki apartmanda bir kadın deprem oluyor diye kendini aşağı atmaya kalkmış, kocası zor tutmuş. Her şey olabilir Nazan. Adamın yaptığı yöneticilik değil, dümdüz dangalaklık. Katilin yaptığı da hiç hoş değil ama baba. İyi tabii canım. Eşkıya gibi adamın üstüne çullandı. Konuşurken biz ne oluyor demeye kalmadan geldi pataküte girişti. Sen de hiçbir şey yapmadın mı Şükrücüğüm? Ayırmaya çalıştım Nazan, daha ne yapayım? Ben olmasam hastaneye gidecekti adamı. Sabri Bey yetiştirmek de bana düştü tabii. Girdim koluna adamı, götürdüm evine. Barıştır şunlar Şükrücüğüm. Bak adamcağız bunalıma girmiş, apartmanı terk edeceğim diyormuş. Bir daha nereden buluruz öyle yöneticiyi? Bak bu doğru işte. Kolay kolay bulunmaz öylesi. Hakikaten vallahi anne. Başka kim gece yarısı canavar düdüğüyle uyandırır bizi? Ben ciddi söylüyorum. Siz işin dalgasındasınız ama. Ben bakarım.
Hadi gözün aydın Barışcığım. Annenler geldi. Hoş geldin ablaların güzeli. Hoş bulduk. Merhaba anneciğim, nasılsın? İyiyim, Sabri Bey'in yaptıklarını konuşuyorduk. Ay roman olur onun yaptıkları, Barış'ı da çok korkuttu. Gel bakalım Barış'ın annesi, nerede kaldın? Anca geldim baba, üstümü değiştim geldim. Barış, sen bu evin oğlu mu oldun ha? Torunuma laf yok, biz onunla çok iyi anlaşıyoruz. Aydın nerede? Cenap abilere gitti 5 dakikalık. Onu mu bekleyeceğiz abla, ölüyoruz açlıktan. Ali 5 dakikalığına uğramış, faciaya dönüştürme işi. Hadi hayırlısı, çok duyduk onun 5 dakikalarını. Geçmiş olsun Cenap abi, eline ne oldu? Sen de Sabri Bey'in o geceki kurbanlarından mısın yoksa? Maalesef canım, ortada savaş mavaş yok. Gel Sabri'cim yüzünden gazi olduk gördüğün gibi. Senin anlayacağın niyazi oldum demek istiyor. Beni hırsız zannetti, tokada attı, duvara çarptı. Alayı bırak. Çekecek. Bir de şunları küçük küçük kes. Ye. Cenab-ı abi sana da hiç yaranılmıyor doğrusu ya. Katlanacaksın. Moralim olsun. Belki bir süre şiir yazamayacağım. Bunları görünce moralin düzelecek abi. Nedir onlar? Anlamadın mı abi? Hayranlarından gelen mektuplar. Haklısın canım. Moralim biraz düzeldi. Al bunları. Birkaç tanesini aç. Dikkat et ama dikkat et de. Bir şeyler dökülmesin, böyle beyaz toz filan gibi, silkele. Ne oluyor abi? Şarbon testi mi yaptırıyorsun yoksa? Ya ne olur ne olmaz canımın içi, dikkatli olmak lazım. Yani Cenab-ı abi kendini korumak için bizi arzusun, bak kaşıntı tuttu yani. Böyle hatır otur kaşınma, bak beni de sinirlendiriyorsun şimdi. Bak böyle, çocuğa şarap ver. Ah, unutuyordum abi. Bu haftaki ücretin. Sağ ol canım içi, şimdi moralim daha da düzeldi. Alayım içi. Başüstüne abi, başka ne emrin? Say bakalım. Zam yapmışlar. Zam işi biraz zor abi. Radyonun durumunu biliyorsun. Ama olmaz canım, niçin? Bu parayla bu program yapılmaz, söyle patronuna. Bıktım artık Halil Gıda'nın bayat salamlarını yemekte. Beynimiz dumura uğradı. Hakikaten Aydın. Yani kazandığımız paranın çoğu Sabri Bey'in ev kirasına gidiyor. Hiç dışarı çıkmıyormuş biliyor musunuz? Biliyoruz, Caferciğim söyledi. Yavuz Bey'den dayak yedikten sonra bütün apartmandakilerle küs. Kimseye iyilik yaramıyor diyormuş. Bunalıma girmiş resmen. Hak etti o dayı diyeceğim ama dilim varmıyor. Ne de olsa ev sahibimiz. Bu durum belki de bizim işimize yarayabilir. Bizim miras hikayesini unutur belki. Ha? Haklısın canım. Umarım. Halis. Ben geldim. Hoş geldin Halis. Niye geldin delikanlı? Elim sakat olmasaydı çekecektim kulağı. Geçmiş olsun Cenab-ı Bey amcacığım. Sana börek getirdim. Aşin yapmadı. Sağ ol, mahcup ettin bizi. Al İpekçi. Sen de buradasın. Ben de buradayım. Ne haber Halis? Canımız sıkkın. Niye? Annemin kolu ezildi. Nasıl oldu o iş? Alarm sırasında babam korkup annemin üzerine devrilmiş möl gibi. O gece? O gece. Katil Bey amca da aynalara toslayıp elini yüzünü kanatmış. Bunu biliyoruz canım. Börek için teşekkür ederiz. Artık gidebilirsin. Sonra da Sabri amcaya dönmüş. Onu da biliyoruz başka. Ben artık Barış severim. Savaşa şiddete karşıyım. Bak sen, aferin sana. Bundan sonra alarm falan da istemiyoruz. Yazık değil mi anneme? Yazık. Çok yazık ama bize de yazık. Sen şimdi hafiften böyle yavaş yavaş. Hadi hadi Halis, annen merak eder. Hadi. Etmez etmez. Şarap mı içiyorsunuz? Bir bardak da beni içebilir miyim? İç tabii delikanlı, işte. İçtikten sonra yine kadınların orasından burasından söz etmeye kalkarsan bak çekerim kulağını. Hani 5 dakikada geliyordu İmam abla? Açlıktan midem sırtıma yapıştı. Haklısın Ali, özür dilerim. Herhalde lafa da aldım. Valla ben başlıyorum artık. Kimse kusura bakmasın. Başla Şükrücüğüm, Aydın yabancı değil. Ne saygısız kocam var senin de diye ya. Bu kadar insanı bekletmeye utanmıyor. Şükrücüğüm sen de şu çocukla uğraşmasan olmaz. Haklı ama anne, Aydın da hak ediyor. Ali, Zeynep cephesinde işler nasıl yürüyor? Fena değil abla. Cephe falan deme şuna yahu. Zaten savaş çıkartmak için bahane arıyor. O kadar da değil baba. Gayet iyiyiz son günlerde. Aman dilini ısır. Sahiden iyisiniz. Aman ortada olan bir şey yok. Ne oluyorsa Ali'nin huysuzluğundan oluyor. Sen de harcama şimdi bizi abla. Ablanı dinle oğlum. Her şeyi anlıyorsun. Zeynep ne söylüyorsa senin iyiliğin için söylüyor. Sen yemeğini ye Şükrücüğüm. Uğraşma çocukla. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk.
İyi akşamlar. Aşk olsun Halim. Nerede kaldın? Biraz iş konuştuk sevgilim. Hepinizden özür dilerim. Önemi yok. Hadi geç otur. Sen gecikeceksin diye biz başladık. Uzat tabağını Halim. Teşekkür ederim efendim. Ne haber Barış? Anlat bakalım, babanı mı çekiştiriyorlar? Geçti o enişte. Seni bıraktılar, bana yükleniyorlar. Yok ya, ne diyorlar? Yok. Zeynep iyi kızmış da ben huysuzluk yapıyormuşum. Yalan mı oğlum, huysuzsun. Her laftan alınıyorsun. Kızmışsın ayrıca oğlum. Kız senin daha atak, daha kararlı olmanı istiyor. Oo tamam, bilelim öğrenelim saati başladı. Bol nasihat. Ya şurada yemek mi yiyeceğiz? Bak gene alındı. Alınma ama Ali, her kadın erkeğinin başarılı olmasını ister. Eğer birlikte hayat kuracaksanız bu şart. Tabii oğlum, ne demişler? Her başarılı erkeğin arkasında akıllı bir kadın vardır. Mesela ben ve ablam. Aman enişte dikkat et, birileri alınabilir bu lafta. Hakikaten Aydın, bırak bu demode düşünceleri artık. Kadınlar illa geri planda mı kalacak? Bakın Zeynep'e nasıl çatır çatır kabul ettirdi kendini. Muhtaç bana mı anne? Hoppala! Ben ne dedim ki şimdi oğlum? Hayır, Zeynep'le aynı dönemde aynı okulu bitirdik. O çalışıyor, ben işsiz. Sen de babamın şirketinde çalışıyorsun. Öyle ya, hem senin askerlik sorunun var. Ayrıca alınganlık sorunu var Razancığım, alınganlık. Gel bir gel. Aman yavaş, ağırlığını bana ver gel. Ay çekme Davut, çekme. Vah ablacığım vah, geçtim biraz sızıların. Kolun fazla ağrımıyor Ayşeciğim. Merhem ve oğlan çok iyi geldi, sağ ol. Ya ayağın nasıl peki? Acıyor, hele o topuğunla ezdiğin yer çok acıyor. Ay ayağım kırıla yine. Gel otur şöyle gel. Otur abla otur, bacağını da uzat şöyle. Bak, abadi bile üzüldü senin haline. Üzülmemek mümkün mü kızım? Baksana kadıncağız perişan oldu. O sabri damgalar yüzünden karımızı ezdik. Yavuz Bey'in ellerine sağlık. Az bile yapmış. Ben gitsem kafasını kırardım. Ne demek kafa patlatmak Davut? Evet, o pis adamın yaptığı çok yanlış bir şey. Ama şiddet kullanmak daha da yanlış. Bunlar laftan anlamaz. Niye? Sopa lazım, sopa. Sen nerelerdesin bu saate kadar Dumkov? Anne baksana şu kocana ne diyor? Dumkov yok Davut. Şimdi çocuktan mı çıkartıyorsun hırsını? Halis, hadi yıka ellerini de sofraya gel evladım. Gelmiyorum, bana ne? Sen nasıl konuşuyorsun öyle bakayım? Konuşurum. Sana ne? Bana bak, zaten canım sıkkın, gelirsem oraya patlatırım ben seni. Zaten tek bildiğin ense patlatmak. Başka bir halt bildiğin yok. Ne? Halis, güzel konuş evladım, gene kızdıracaksın babanı. Kızarsa kızsın, bana ne? Zaten koca gövdesiyle annemi de ezdik. Ne yapar tankın gibi? Tövbe yarabbi. Ne dedin? Koca gövdemle mi? Derim tabii. Baksana annemin haline. Ezildi zavallı. İsteyerek mi oldun Dumkov? Ah, Halis, hıçkırık mı tuttu yavrum? Biraz su iç. Bana bak, sen ne diye hıçkırıyorsun öyle? İçki mi içtin yoksa ha? İçtim tabii. Ne var bunda? Canap amcamla şarap içtim. İçemez miyim yani? Sen mi götürüyorsun biraları fil gibi? He? Tamam, şimdi seni paspas gibi çiğnemezsem sen çok oldun artık. Yapmayın işte hatırım için Allah aşkına. Ay yavaş Davut. Aa, hani şiddet yoktu, şimdi çocuğu da ezeceksin. Ezeceğim. Ölümü gör enişte. Bana bak, bir daha orada burada içki içmek yok, anladın mı Dumkov? Kendini benden bir mi tutuyorsun? Sen daha çocuksun. Ne dedim, bana ne? Sen kendin söylüyorsun kazık kadar adam oldun diye. Tövbe. Görüyorsun Halim Ulviye. Şimdi ben şiddet kullanmayayım da ne yapayım ha? Sen söyle. ...de getirdi ve Fatih Terim'in görevden ayrılmasında Fatih Terim'in saha içerisindeki of. Taktiksel anlayışı... Ya hiç güzel bir şey olmaz mı şu memlekette? Sırf bizde değil ki baba, bütün dünya karışık. Herkese bir şeyler oldu son zamanlarda. Doğru kızım. İçime fenalık geldi valla. Haberler de insanın kafasını karıştırıyor. Biri öyle diyor, biri böyle. Haklısın evladım. Her kanal, her gazete ayrı telden çalıyor. Hakikaten iyimser olmak zor baba. Başımızdakilerden de hayır yok. Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye kına sıkına zorla anayasayı değiştirdiler. İş kendi maaşlarına gelince iktidarı muhalefeti bir olup hep birlikte parmak kaldırdılar. Ne oldu kızım? Yok bir şey baba. Ütü hafifçe değdi. Ha bak ne diyeceğim. Sabri Bey yöneticilikten istifa ediyormuş. Ederse etsin kereste müdürü.
Geç bile kaldı. Bütün apartmanı birbirine kattığı yarası. Hatta bütün mahalleyi. Yan apartmandakilerden birinin gelini az daha bebeğini düşürüyormuş. Nazif, sen misin oğlum? Abi, benim baba. Telaş alacak bir şey yok. Hayrola Nazif, niye erken döndün? İşi bıraktım Aysel. Anahtarı götürüp patrona teslim ettim. Temelli mi bıraktın yani? Temelli bıraktım baba. Anladım ki bu iş yürümeyecek. Zaten elime ne geçiyor ki baba? Her gün otogaza zam geliyor. Patrona kaç gecedir verdiğim parayı tamamlamak için cebimden 3 lira para koyuyorum. Oh, sonunda aklım başına geldi çok şükür. Gel bir öpeyim seni. Geç otur şöyle oğlum. Ne kadar sevindim anlatamam Nazif. Her gece aklım sende kalıyordu. Haklısın Ayşen, haklısın. Yani neresinden bakarsan bak yanlış. Geceleri uykusuz kalıyorum. Derse iyi hazırlanmıyorum. Bir de öğrencilerin karşısında esnemek de cabası. Çok doğru söylüyorsun evladım. Değer mi 3 kuruş için zaten? Öyle de 2 yakamız bir araya gelmiyor, böyle de. Öyle değil mi Ayşen? Anahtarı vermeye giderken ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Baktım bir öğrencim otobüs durağında bekliyor. Hemen yanaştım tabii. Beni görünce çocuk, aa hocam siz taksi şoförünü mü yapıyorsunuz dedi. Bir mahcup oldum. Ve anladım ki taksi şoförünü bırakmakla en doğrusunu yapıyorum. Bari evine kadar götürseydin çocuğu. Götürdüm baba, götürdüm. Hatta yolda da anlattım çocuğa. Yani ben bırakıyorum bu işi dedim. Peki o çocuk gece vakti ne arıyormuş dışarıda Nazif? O da benim gibi çalışıyormuş Aysel. Akşamları bir lokantada garsonluk yapıyormuş. Ne günlere kaldık. Öğretmeni de öğrencisi de geçim derdinde. Güler misin, ağlar mısın? Çok kötü yerinde kırılmışsın be. İyi, uğraşmayın artık şununla efendim. Yenisini alırsınız. Ne oluyor efendim? Ağlıyor musunuz yoksa? Ağlıyorum efendim. Hırsından ağrıma gidiyor o haydutun yaptıkları. Lütfen ağlamayın efendim. Nerede ağlatacaksınız? Zaten anneciğim hastanede şuursuz yatıyor. Cenab Bey de elini sakatlamış. Ne diyorsunuz siz efendim? Ne ilgisi var şimdi o kılyanı kazırdığı bizimle? Leşinizi vereceğim. Tam sokak ortasında geberteceğim. Hayır, kime? Cenab Bey'im efendim. Haydutu diyorum, haydutu. O hayduta yaptıklarını ödetmezsem yaşamak bana haram olsun. Yeter efendim, çok içtiniz. Hem geç oldu, yatalım artık. Yarın sabah hastaneye gideceğiz anneciğime. Ne tanesiz adammışım be. Ülün, sıcak. Babacığım ne dümenler çeviriyormuş, anlayabildiniz mi? Neymiş öyle son günlerde ortadan kaybolmalar falan? Babamın bir şey çevirdiği yok enişte. Asıl dümen çeviren o kadın. Babamın gözünü korkutmak için intihar etmeye kalkmış. Anam, intihar mı? Hikaye be enişte, tamamı numara. Dentürtüyor şişesinin içine önceden kolayı doldurmuş, babamın gözünün önünde dikmiş tepesine lıkır lıkır içmiş. Vay be, korkulur bunlardan. Şeytan gibi kadın değil mi Cafer abi? Bunlar yengecin şeytanlıkları penguen. Garanti o öğretmiştir Sultan Hanım'a. İkisinin de aklı fesatlıktan başka bir şey çalışmıyor ki enişte. Babacığım ne yapmış? Yutmuş mu bu ucuz numarayı? Hem de ne biçim yutmuş? Yine kul köle oluyor Sultan Hanım'a. Yere göğe koyamıyor. Yazık vallahi. Halil Bey bu kadından ne buluyor? Hala aklım ermiyor. Kaptırmış bir kere paçayı Adem abi. Biz ne söylesek faydasız. Siz de dikkatli olun aslanım. Bu kadının üstüne yaparsan malın mülkü hepimiz havamızı alırız vallahi. Ben kaçıyorum Cafer abi. Hadi birkaç akşam da sen idare et artık. Tamam Emre. Güzel bir uyku çek bakalım. Hadi eyvallah çocuklar. Güle güle Adem abi. İyi geceler. Alo Cafer, pilav attı buyurun. Eskiler alırım kaset, CD, eskici. İyi sabahlar bakkallar kralı. Eyvallah. Kolay gelsin. Nasılsın? İyidir. Sen nasılsın? İşte gördüğün gibi. İşler nasıl? Fena değil. İdare ediyoruz gidiyoruz. Yatıp kalkıp halinize şükredin aslanım. Millet işsizlikten kırılıyor.
Gelmedi mi eniştem de? Henüz gelmedi. Ne yapacaksın enişten? Hiç canım, ne yapacağım? Öylesine sordum işte. Bak benden söylemesi. Halil Bey ateş püskürüyor. Buralarda dolaşmasan iyi edersin. Niye ateş püskürüyormuş? Allah Allah. Siz de meselenin aslını bilmeden aile meselelerine karışmayın aslanım. Çok ayıp. Hadi aslanım hadi. Sabah sabah tıraş dinlemeyelim. Hadi işimiz var. Tıraş yok efendi. Tıraş yok, ağzını topla. Biz burada hakikatlerden söz ediyoruz. Çökertmeden çıktım da Halil'im. Aman başım selamet. Halil hoşum. Halil hoşum. Halil Bey. Halil hoşum. Hadi kalk artık. Hadi ama aç gözlerini kocalarım, bir tanesi. Bak saat kaç oldu? Senin fareler dükkanı talan etmeden işimizin başına dönelim. Kalkamıyorum sultanım, hiç mecalim yok. Hadi kalk. Bak birazdan abim de gelecek. Aman gelmesin o iblis, şeytan görsün yüzünü. Elini öpüp senden özür dileyecekmiş ayol. Büyüklük sende kalsın, sen de uzatma artık. Bak günlerdir beni arayıp duruyor. Ne olur çok üzülmüş. Beni seviyorsan affet. Severim. Üstümden silindir geçmiş gibi sanki sultanım. Yaman kadınsın, yaman. Sen de. Yapma sultanım. Biraz da bal. Al bakalım. Afiyet olsun. Yeter sultanım, doydum. Yemen lazım Halloşum. İhtiyacın var. Biliyor musun? Dün gece rüyamda seni gördüm. Hayırdır inşallah sultanım? Nasıl gördün? Dur bakayım. Doğru bir ata binmiştin. Elinde kılıcınla beni kurtarmaya çalışıyordun. Seni mi? Kimden kurtarmaya çalışıyordun? Eşkıya gibi heriflerden ayol. Haydut kılıklı 15-20 kişi kaçırmıştı beni. Ama sen elinde kılıcınla hepsini kırıp geçirip temizledin. Hani televizyonda bir Herkül var ya, işte onun gibi. Herkül gibi ha? Herkül gibi Halloşum. Pazuların lah böyle şişmişti. Her tarafın terden ışıl ışıldı. Kılıcının ucunda şimşekler çakıyordu. Sen çayını soğutma. Abim gelmiştir herhalde. Geldin mi abi? Geldim kız. Vaziyet nasıl? Kaçayım mı geleyim mi? Gel korkma. Enişten iyice yumuşadı. Tereyağı gibi eridi. Eniştelerin kralı, iş adamlarının padişahı. Gel bakalım Hüseyin, bırak yağcılığı. Öpeyim enişte. Bir cahillik ettik, kusura bakma. Bir daha olmasın kırarım boynuzunu. Şöyle Ali Bey. İşte hep böyle göreyim sizi. Otursana abi. Bir çay içer misin? İçerim. Koy. Şöyle eniştemle karşılıklı bir çay içelim. Sucuklar, salamlar. 40 peygamber sofrası mübarek. Yavaş ye iblis. Yüz yuvarlak oldun. Neredeyse patlayacaksın. Rejim yapıyorum enişte. 20 günde 12 kilo vereceğim vallahi. Sen onu bunu bırak da bak sana ne diyeceğim enişte. Böyle marketçilik, kapıdan pazarlama falan senin gibi adama yakışmıyor ya. Sen büyük işlerin adamısın. Tabii öyle abi. Yeni mi öğrendin? Sana bir plaza açalım enişte. Yeğli Sülayan ihya olsun. Plaza mı? Ne plazası? Halil plaza enişte. İstersen bir kere ikiz kuleleri de benzetmek gibi olmasın. Elimde fıstık gibi bir arazi var, hazinenin. Hükümetin ihaleye çıkardığı arsalardan mı? Yok enişte, bu ihale dışı. Arkası orman. 5 kuruş vermeden bir gecede çeviririz etrafını. Kimsenin ruhu bile duymaz. Hadi Hüseyin, iç çayını. Gelir gelmez başlama palavraya. Yalanın varsa şu nimet çarpsın enişte. 7 dönüm arazi, zemin taşlık. Şehrin ortası sayılır. 2 köprünün arası. Diktik mi üstüne Halil Plaza bayrağımızı? Boşuna çeneni yorma Hüseyin. İstemez plaza milaza. Aman Halil Bey, ne olur bir kere de şu adamı dinlesen. Senin iyiliğin için söylüyor. Vallahi senin iyiliğine enişte. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim ha. Hadi yapalım. Çek elini iblis.
Öpüyorum güzelim. Günaydın Şevket Bey. Çıkıyor muydunuz? Trafik çok sıkışık bu sabah. Sahil yolunda da kaza olmuş. İki minibüs birbirine girmiş. Ne oldu abla? Şevket Bey niye sinirli? Gel Hacer, gel. Yoksa bana mı kızdı? Yanlış bir şey mi yaptım? Seninle bir ilgisi yok Hacer Hanım. Babam bize darıldı. Size diyeceğim. Sadece bana darıldı. Olur mu Özge? Günlerdir hepimize surat asıyor. Hala o mesele mi? Cem Bey'i yürütmeye kalktı diye mi abla? Hala o mesele Hacer. Hazmedemiyor eleştirilmeyi. Babam da sağ olsun fazla alıngan davranıyor ama anne. Ne var bunda bu kadar büyütecek? Her evde olur böyle şeyler. Ben de söylemeye çalışıyorum ama dinlemiyor oğlum. Bak Nimet aradı. Özür dilemeye gelmek istiyormuş. Suratına kapattı telefonu. O kadın da her şeyi hak ediyor ama abla. Her dakika bir rezalet. Ay... Affedersiniz Özge abim, öyle demek istememiştim. Tamam Hacer Hanım, önemli değil. Ben biliyorum senin ne demek istediğini. Kahvaltını getirdin Nimetciğim. Nerede kaldı Raşit? Açlıktan ölüyorum. İnsan bu kadar zamanda ziyafet sofrası hazırlar. Özür dilerim Nimet, yumurtayı bekledim. Hadi getir bakayım nasıl olmuş. Tam istediğin gibi oldu Nimet. Su kaynamaya başlayınca kronometre tuttu. 2 dakika 45 saniye sonra çıkardım. Ben saniye maniye anlamam. Eğer Rafa'dan olmamışsa kafanda kırarım, haberin olsun. Tamam kır Nimet. Beğenmezsen ben cezama razıyım. Hah. Bundan sonra benimle böyle konuşacaksın. Şeker attın mı çaya? Ha, atıyorum Nimet'ciğim. 2 tane değil mi? Hayır, 3 tane. Karıştır güzelce. Bugün Şevket Bey'e özür dilemeye gideceksin. Gidemem Nimet, konuşmuyor benden. Öyle bir gidersin ki tahta kafa, itiraz istemem. Kaldırma beni yerimden. Kapıdan kovsa bacadan gireceksin. İcap ederse ayaklarına kapanacaksın. Aa, yapma Nimet, ben senin kocanım. Artık bu kadar küçük düşürme beni. Düşürürüm Raşit. Sen zaten düşmüşsün düşeceğin kadar. Söyle bakayım, ne yapacaklar icabında? Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Ayaklarına kapanacağım icabında Nimet. Aferin, yola gel biraz. Hem öyle benim akrabalarım da terbiyesiz terbiyesiz de konuşma. Özür dilerim Nimet, bir daha olmaz. Benden değil tahta kafa, Şevket Bey'den özür dileyeceksin. Peki Nimet'ciğim, sen nasıl istersen. Bundan sonra da ben ne dersem onu yapacaksın. Peki Nimet. Oo canım canım, böyle kuzu gibi söz dinleyince öyle tatlı oluyorsun ki. Aferin sana tahta kafa. Aa, Raşit tam benim istediğim gibi olmuş. Bravo, şimdi gözüme girdi. Neyi ettik de Amerika'ya vize almadık değil mi Zeynep? Ne yapardık şimdi bu savaş ortamında? Çok zor olurdu tabii. Ayrıca bütün yabancılara da kuşkuyla bakıyorlarmış. Sizin şirkette işler nasıl Zeynep? Fena değil. Hindistan'la, Kore'yle hatta Çin'le bile bağlantılarımız var. Çok şanslısınız. Uzak Doğu ülkelerini kriz etkilemedi. Tersine büyük bir gelişme içindeler. Gerçekten de öyle. İlk günlerde çok korkmuştum işten çıkarılacağım diye ama artık yerim sağlam. Bana da sekreterlik gibi bir şey ayarlasana yanında. Sekreterlik mi? Vallahi ne iş olsa yaparım. Ne oluyor oğlum? Bir şey mi ispat etmeye çalışıyorsun? Yok baba. Her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir kadın varmış ya. Ben de başarıyı böyle yakalamaya çalışıyorum. Masanın üstünde pırtası zarfını görünce kan beynime çıktı kız. Kahvaltı bile etmeden attım kendimi dışarı. Belki Nevin Hanım'ın ihtiyacı vardı o çelik tencerelere Ergun Bey. Yok kızım, ne ihtiyacı? Dolaplar tencere dolu. 8 tane taksit. Her biri 50 milyon. Öde öde bitmez. Enflasyon böyle devam ederse bundan sonra hissetmezsiniz bile Ergun Bey. O mesele o değil kadar ya. Niye benden haber taksit yapıyor? Şimdi Demet böyle bir şey yapsa sen kızmaz mısın? Ben böyle bir şey yapmam. Öyle değil mi lan? Yapsan da hakkın deme, sen de çalışıyorsun. Bak ne güzel söyledin Kanarya ya. Bizimki evde oturuyor hem de hesabını bilmiyor. Ah kafam ah. Bu kadının yüzünden bir gün borçtan kurtulamadım. 2 yakan bir araya gelmedi. Hah kafam ah. Yavaş ol müdürüm, affedersin kafan kırılacak. Kırılsın Abbas ah. Hayrola Ergun? Şey efendim, buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alayım baba. Hoş geldiniz Şevket Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sormayın efendim başıma geleni, sormayın. Karım beni öldürecek. 30 senelik evliyim. 30 senedir 2 yakan bir araya gelmedi. Konuşuyor affedersin cıvık cıvık. Patronu ve senin tencerenden tavandan. Efendim benim de kendime göre hesaplarım var. Şöyle geri çekalı bir televizyon alacaktım. Maçlar daha güzel seyrediyor biliyorsunuz ekranda. Nefes al Ergun, nefes. Ama efendim tahammül edemiyorum, artık burama geldi burama. Bu kadın beni öldürecek. Hesapsızlara bak, hesapla bak efendim. Ergun dur, kafam şişti. Zaten kendi derdin bana yatıyor. Bir de senin karının tenceresi tavasıyla canımı sıkma. Günaydın. Oh, bu işler efendim, hoş geldin. Günaydın.
Ne oluyor abi? Yok bir şey. Uzun hikaye. Hiç sormayın efendim başıma gelin. Bu kadın beni öldürecek. Bakın bana sormadan efendim gidiyor 400 milyon tencere takımı alıyor. Bak hesapsızlığa bak. Olur mu bana sormadan? Olur mu? Nasıl oldun Hülya? Bir doktora gidelim mi? Gerek yok Davut. Bugün daha iyiyim. Rahat mısın orada peki? Bir yastık daha koy kızım ablanın arkasına. Peki enişte. Abla, sen yat istersen, ayağını da uzat. İstemiyorum Ayşe'cim, hasta muamelesi yapmayın lütfen. Hastasın ama Ulviye, dinlenmen lazım. Ezdin kadını, şimdi pişman oldun değil mi baba? Ne yapacağını şaşırdın. Söyledik mi sana Dumko? İstersen yanında kalayım Ulviye. İstemiyorum Davut'cum, sen git işine. Peki sen bilirsin. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle Davut. Beni merak etme. Güle güle enişte. Aman kızım dikkat et ablana. Bir yerini zorlamasın. Sen merak etme enişte. Ayağa kalkmasına izin vermem. Yürü hadi. Kafası. Allah'a ısmarladık anne. Güle güle Halis. Çüz Ayşe'nge. Hop. Çüz ya. Burası Türkiye. Yürü. Güle güle. Aa Dilek. Biz geldik amca. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın kızım. Bak kimler geldi Ulviye. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Ne güzel çiçekler. Bana mı getirdin Dilek? Sana olur mu? Hadi yengeme. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Buyurun. 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 Geçmiş olsun. Teşekkür ederim canım. Sen de öpsene yengenle. Hayırsız. Öpeyim amca. Sağ ol Halil. Geçmiş olsun yenge. Öyle değil, öyle değil. Çok acıyor, çok acıyor. Gel buraya. Bu ne biçim el öpmek öyle? Eşek! Vur baba, vur. Ağlattı annemi, böl gibi. Bir intihar numarası eksikti Sultan Hanım'ın. Her şey beklenen o kadından gir. Dikkat edin de malum mülkü her şeyi üstüne yapmasın. Ha, o kadar kolay değil öyle. Vallahi dilim dilim doğrarım o yılan karıyı. Vallahi benden söylemesi. Onun çikolatalı kahvesi de. Buyurun. İyi günler. Şey efendim, nereye böyle? Bir soran olursa ne diyeyim? Kim soracakmış? Kime ne bizim nereye gittiğimizden? Öyle demeyin efendim. Herkes çok üzüldü yani sizin için. Şeytan görsün yüzlerini. Hepsinin boynu altında kalsın. Kimseyle konuşmuyorum artık ben. Ama efendim... Cevap vermeyin Cafer Bey. Zaten çok sinirli. Tabancası da belindi. Anam tabanca mı? Babacım kereste müdürü kereste. Ne? Sus be sen de. Dangalak kereste müdürü. Bana bak terbiyesiz. Vallahi şimdi bütün hırsımı senden çıkarırım. Aman Cafer Bey susturun şu kuşu. Susturun. Kereste müdürü kereste. Sus be çarparım ha. Size değil efendim. Bana söylüyor bana. Buyurun. Beğenmedim adamın halini gül. Bu tabancayla birini falan vurmasın sakın. Aman be sen de kime vuracak? Yavuz Bey'i mi vuracak? Boş versene sen çok duydun bu laflarını. İyi günler. İyi günler efendim. Nereye böyle? Anneciğimi ziyarete gidiyoruz. Gidiyoruz efendim. Buralarda kalırsak bir cinayet çıkacak. Aa, o nasıl söz öyle Sabri Bey? Abi fazla soru sormayın. Tabancası var. Anlamıyorum Cafer, ne diyorsun? Hayır, bir şey yok efendim. Sinek vardı da onu kovalıyordum. Teyze nasıl oldu Ayla Hanım? Ay, hiç iyi değil efendim. Maalesef artık beni bile tanımıyor. Kalçası da iyileşmedi bir türlü. Bu sefer gidici galiba. Siz yine de umudunuzu kesmeyin Sabri Bey. İyileşir inşallah. İnşallah efendim, inşallah. İyi günler. Buyurun. Günler amca. Bana bak. Adam gibi konuş benimle. Ne dedik ki amca? Nerede senin amcan oluyormuşum ben? Saygımızdan öyle söyledik. İstemezseniz bir daha söylemeyiz. İstemiyorum, söyleme. Aman Çöpçü efendi cevap vermeyin. Sinirleri çok bozuk. Özür dilerim. Teyze hastaneden çıktı mı? Çıkmadı. Biz de onu ziyarete gidiyoruz. Günden güne kötüleşiyor maalesef. Yazık ya. Ya dün beni bile tanımadı. Yürüyün efendim. Sokak ortasında ona buna dert mi anlatacağız şimdi? Sabri
Sabri Bey'i biraz sinirli gördüm bu sabah. O geceden sonra hep öyle Türkan abla, bütün apartmanla kavgalı. E kabahati kendinde arasın. Gece yarısı canavar düdükleriyle herkesi uyandırmak ne demek? Yaşlısı var, çocuğu var. Saygılar hanımefendi. İyi günler Türkan Hanım. İyi günler. Nasıl oldu eliniz Cenab Bey? Vallahi bilmiyorum hanımefendi ama parmaklarımı oynatmakta biraz böyle güçlük çekiyorum. Acaba bir röntgen daha mı çektirsek? Buna gerek olduğunu sanmıyorum Cenab Bey. Sadece incinmiş. Birkaç gün içinde geçer. Duydun mu abi? Duydum canım Neci. Sakın ben demiştim deme. Biz daha çok Sabri Bey için üzülüyoruz. Ya haklısınız. Yavuz Bey yabanilik etmiş doğrusu. Haklısınız hanımefendi. İncinen bir el kolay iyileşir ama kırılan bir gurur kolay kolay... iyileşmez. Evet. Öfkeden kendini iyice kaybetti. Belinde tabancayla geziyor. Tabanca. Biz de geçerken geçmiş olsun diyecektik sabirciğime. Evde yoklar ki Cenab Bey. Annelerini ziyarete gittiler. Öyle mi? Aksilik işte. Neyse biz sonra şey ederiz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Size de efendim. Merhaba Sabri Bey. Geçmiş olsuna uğramıştık ama siz de hastaneye gidiyormuşsunuz. Sizi gördüğümüz çok iyi oldu. Buyurun götürelim. Tabii götürelim hadi. İstemez efendim. Biz kendimiz gideriz. Ama yapma Sabriciğim. Bize küs müsün yoksa? Aşk olsun Cenab Bey. Size kim küsebilir? Küskünüm efendim. Herkese küskünüm. Hiçbiriniz müdafaa etmediniz beni o hayduta karşı. Ama sen de uzlaşmaz davranıyorsun Sabriciğim. Duyduğuma göre tabanca ile geziyormuşsun. Evet efendim, geziyorum. Gördüğüm yerde alnımın ortasından vuracağım o apartman kabadayısı. Aman Sabriciğim, koyunun yerine Ne yapıyorsunuz? Cenab Bey'i öldürdünüz. Bebeğim. Ulan ne dünya be? İnsan kendi çocuklarına bile yaranamıyor. Tamam abicim, tamam dertleştik işte. Başlama yine. Allah kimsenin başına böyle bir kadın vermesin beni. Düşman başına. Şükrü. Bir yere daha gidelim. Yeter abi, artık eve gidiyoruz. Gitmeyeyim. İki duble daha açın. İçelim efendim, içelim. Ah bu kadının yüzünü iki yakan bir araya gelmedi efendim, gelmedi. Şükrü. Kendi gelinim be, düşünebiliyor musun? Kendi gelinim. 400 milyon tencere. Ya yürüyün artık ya, hadi. Bak çekiştirip durma sen de. Konuşuyor musun? Ne konuşuyoruz abi? Sabahtan beri popan gibi aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Sizin ilk patron bir yerde bulunmaz efendim, öpeceğim. Dur. Allah razı olsun efendim, Allah razı olsun. Ah be. Patronlar böyle olur efendim. Ah tencere 400 milyon. Ya başlayacağım tencerenden de tavandan da be, yürüyün hadi ya. Tamam. Ergun amca haklı. Tencere deyip geçmemek lazım. Şu bombaların tepemizde uçuştuğu, ekonomik krizli, kavgalı günlerde en büyük sorun o boş tencereler. Neyse, geçecek bunlar. Güzel günler yakında. Hoşça kalın.